Bugün de bir tek adam düzeni var. Biz de bu tek adam düzenini hukuka uydurmak üzere bir değişiklik teklif ettik demiş oluyorlar. Bu kendi başına bir sorunsal zaten. Ama bunun ötesinde getirilmiş olan teklif bir kere meclisi ve dolayısıyla milletin egemenliğini tamamen ortadan kaldırıyor. Şimdi hakiki bir demokraside olmazsa olmaz nedir? Bizlerin, bireylerin, milletin kendisinin seçtiği insanlar üzerinden bir ...güç ve yetki kullanmasıdır. Bu güç ve yetkiyi tek bir elde topladığınız koşulda... ...burada keyfilik ortaya çıkar, millet adına değil... ...kişiye göre karar verme çıkar. Oysa ki bu gücü yaygın dağıttığınız zaman... ...millet adına karar veren kurallar ve kurumlar ortaya çıkar... ...şahıslar değil. Bu getirilmiş olan teklif bu denetim mekanizmalarının... ...hepsini ortadan kaldırıyor. Ve hem yargıyı, hem yürütmeyi, hem yasamayı tek bir elde topluyor. Şimdi öyle olduğu zaman kurallar ve kurumlar ortadan kalkmış oluyor. Bir kişinin egemenliğine geçmiş oluyor. Bunun içinde biz ısrarla bu bir rejim değişikliğidir. Egemenliği milletten alıp o egemenliği saraya, tek bir kişiye teslim eden Türkiye'yi de 100 yıl geriye götüren bir öneridir diyoruz. Denetleyebilir bir mekanizma kalmadığı için bu önerilen teklifte millete bir yer kalmıyor tamamen tek kişiye yürütmenin yasamanın yargının teslim edildiği kişiye kalıyor